21 Şubat 2024 Çarşamba Genç Tatar Haber Saati ile sizinle beraberiz. Geçtiğimiz haftadan bugüne Kırım'a dair haberleri sizlere aktaracağız. Günün ilk haberi, Ukrayna'ya destek veren bir öğretmen kovuldu başlıklı haber. Rus işgali altındaki Kırım'da bir öğretmen sosyal medya hesabından Ukrayna bayrağı ve arması paylaştığı için işinden kovuldu. İnsan Hakları İnisiyatifi Tribunal Kırım'ın 13 Şubat 2024 tarihinde gündeme getirdiği haberde, öğretmen sosyal ağlarda Ukrayna'ya desteğini ve Kırım'ın işgaline karşı olduğunu ifade eden paylaşımlar yaptığı için kovuldu. Canköy ilçesinin Kremonje köyünde Ludmila Şudodenko'dan bahsediyor. İfadeleri yer aldı. Rusya propaganda medyasında 30 Ocak 2024'te öğretmenin kişisel bilgilerini gösteren bir video yayınlandı. Öğretmenin Ukrayna bayrağı ve armasının resimlerini sosyal ağlarda yayınladığı ve bu yayınların silinmesini taahhüt ettiğini söylediği kaydedildi. Sözde Canköy Bölge Mahkemesi öğretmen kadını işgalci Rus ordusunun itibarını zedelemek ve yasaklı sembolleri kullanmaktan suçlu buldu. Ciddi personel eksikliği de bulunan okulda öğretmenin görevden alınması kararı köylülerin tepkilerine neden oldu. Bir diğer haberi, işgalciler Kırım Tatar avukat Emil Kurberdinov'u alıkoydu başlıklı haber. İşgal güçleri 15 Şubat Perşembe sabahı Ukrayna ve Kırım Tatar siyasi tutsakları savunan avukat Kırım Tatarı Emil Kurberdinov'u alıkoyarak hakkında güya bilgi edinme özgürlüğünün kötüye kullanılması bahanesiyle idari dava açtı. Kırım Dayanışması Sivil Teşkilatlarından yapılan açıklamada işgalcilerin 15 Şubat 2024 Çarşamba sabahı Emil Kurberdinov'u Akmescit'teki FSB binası önünde alıkoyduğunu bildirdi. Avukat, müvekkile destek vermek için FSB binası ofisine geldi. İşi bittikten sonra binadan çıkarken işgalcilerce alıkonuldu. Kırım'ın Kremlin kontrolündeki sözde aşırılıkçılıkla mücadele etme merkezi görevlisi Roman Filatov'un Emil Kurberdinov hakkında Rusya İdari Kanunu'nun 13'e 15 maddesini ihlal etme uyarınca idari dava açtı. FSB ofisinde kısa süre alıkonulduktan sonra Kurberdinov serbest bırakıldı. Önümüzdeki günlerde avukat mahkemeye çıkarılacak. İşgalciler Kurberdinov'un kendi Telegram kanalında Rus ordusuna seferber edilme konusunda verdiği tavsiyeleri dava açmak için bahane olarak gösterdi. Alıkonulmasını değerlendiren avukat Kurberdinov, "Bu dava tabii ki de benim işimle bağlantılı. Bu özel kuvvetlerinin Kırım'daki avukatlara baskı uygulamanın bir başka örneği. Davanın tam olarak hangi sebeple hakkımda açıldığını biliyorum," dedi. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti Temsilciliği tarafından 16 Şubat 2024'te Kurberdinov'a açılan dava hakkında yayınlanan açıklamasında temsilcilik Kurberdinov'un yasa dışı alıkonulmasını kınıyor ve avukata yönelik her türlü kovuşturmasını, ayrıca mesleki faaliyetlerine yapılan herhangi bir muamelenin durdurulmamasını talep ediyor denildi. Günün bir başka haberi, Kırım Bizimdir kitabı Arnavutça'ya çevrildi başlıklı haber. Emel Kırım Vakfı Genel Sekreteri Melek Maksudoğlu'nun İnkılap Yayınları tarafından basılan Kırım Bizimdir, Kırım Tatarlarının Bitmeyen Mücadelesi isimli kitabı yoğun ilgi gördü. İlk olarak 29 Temmuz 2023 tarihinde raflardaki yerini alan kitap okuyucuların gözdesi oldu. İngilizce olarak piyasaya sürülen Kırım is Ours kitabı Arnavutça'ya tercüme edildi. Arnavut dilinde satışa sunulacak olan kitap okuyucuları meraklandırıyor. Sevinci sosyal medya hesabından paylaşan eserin yazarı Maksudoğlu, "Kitabım Kırım Bizimdir Arnavutça'ya tercüme edilmiş. Yakında satışa sunulacaktır. Arnavut diline çevrilmesine ihtiyaç görerek çeviren
emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum ifadelerine yer verdi. Günün bir diğer haberi, Kırım Derneği'nden Numan Çelebi Cihan'ı ve Kırım Tatar şehitlerini anacak başlıklı haber. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi, Kırım Tatar halkının unutulmaz lideri, antlı şehit Numan Çelebi Cihan ve Kırım Tatar şehitleri için anma programı düzenleyecek. 23 Şubat 2024 tarihinde Kırım Derneği Genel Merkezi'nde düzenlenecek olan programda milli kahraman Numan Çelebi Cihan ve şehitler için dua edilecek. Anma ve dua programı ile ilgili yapılan duyuruda Kırım Halk Cumhuriyeti'nin Başbakanı, Kırım, Litvanya, Polonya ve Belarus Müslümanları Baş Müftüsü, Milli Marşımız Antetgemen'in şairi Numan Çelebi Cihan'ı, 1917 Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın kahramanlarını, muhacirat ve sürgün yollarında hayatlarını kaybedenleri, vatan ve millet yolunda mücadele edenleri, 23 Şubat Çelebi Cihan'ı ve Kırım Tatar şehitlerini anma gününde aziz hatıraları önünde Doktor Ahmet İhsan Kırımlı Sosyal Tesisinde yer alan Bekir Sıtkı Çobanzade Kütüphanesi'nde saygıyla, rahmetle, şükranla, dualarla anacağız ifadelerine yer verin. Bir diğer haberimiz, işgalcilerden yeni baskın, bir Kırım Tatarı daha alıkonuldu başlıklı haber. Rus işgali altındaki Kırım'da Kırım Tatarlarına yönelik baskılar devam ediyor. İşgalciler 16 Şubat 2024 sabah erken saatlerde Kerç bölgesindeki Yedikuyu köyünde yaşayan Kırım Tatarı İlyas Müslümov'un evine baskın gerçekleştirdiği bildirildi. Kırım Dayanışması Sivil Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada işgalcilerin evde arama yaptıktan ve İlyas Müslümov'un sorgulandıktan sonra oğlu Hasan Müslümov'u alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdüğü aktarıldı. Evinde arama yapan silahlı görevlilerin çok sert müdahalelere bulundu. Arama yaparken 4 tablo kırdıklarını, telefonlarına el koyduklarını anlatan İlyas Müslümov, stres nedeniyle tansiyonum yükseldi. Ambulans çağırdık. Sağlık görevlileri bana iğne yaptı. Şu an oğlumun nerede olduğunu bilmiyoruz ifadelerine yer verdi. PSB görevlileri Hasan Müslümov'u sorguladıktan sonra serbest bıraktı. Müslümov'un birkaç saat boyunca Kerç'teki FSB ofisinde alıkonulduğu belirtildi. Bir başka haberimiz, Dubarov Rus toplumunun alçalma sınırı nerede? Başlıklı haber. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Dubarov, Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin hapishanede hayatını kaybetmesini sonrasında konuya ilişkin yorumlarda bulundu. Yaptığı açıklamada Rus siyasetçinin Kremlin'in emriyle öldürüldüğünü belirten Dubarov, Kremlin canavarından korkan Rus toplumunun alçalma sınırı nerede? Belki Tanrı Rus toplumuna kendi kurtuluşu için son şansı veriyor. Ve belki bu kurtuluş yolu Kremlin'i yıkmak, Putin'i ve suç çevresini devirmekten geçiyor ifadelerini kullandı. Ancak Rus toplumunda Moskova, St. Petersburg, Novosibirsk, Ufa'nın ana meydanlarında 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı topyekün işgal saldırısının yıl dönümünde tonlarca insanı çıkarabilecek ve Putin rejiminin yıkılabilecek güçte var olmadığına dikkat çeken Dubarov, büyük olasılıkla hayatınızı kurtarabileceğinizi umarak bu sefer de sessiz kalacaksınız ama artık işe yaramayacağını biliyorsunuz dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak görülen ve 19 yıl hapis cezasına çarptırılan muhalif lider Alexei Navalny'nin 16 Şubat 2020'de cezasını çekmekte olduğu Yamalo-Nenets bölgesindeki hapishanede hayatını kaybettiği bildirildi. Rus muhalifin hayatını kaybetmesi Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de tepkiyle karşılanmıştı. Bir başka haberimiz, Zafer Partisi'nden skandal Kırım paylaşımı başlıklı haber.
Ümit Özdağ liderliğinde kurulan Zafer Partisi 18 Şubat tarihinde Kırım hakkında skandal bir paylaşımda bulundu. Türkiye'de 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerle ilgili kampanya çalışması sırasında Zafer Partisi Kırım ile Hatay'ı kıyasladı. Kırım'ın 2014 yılında Rus işgaline uğramasının ardından silahların gölgesinde gerçekleşen sözde seçimleri meşru bir referandum gibi göstererek bu durumu kampanyasının bir parçası haline getirdi. Zafer Partisi yaptığı açıklamada, uzak geçmişten ders almayanlara yakın tarihten bir ders. Kırım 2014 yılında Rusya tarafından Ukrayna'dan referandum ile ilhak edildi. Referandum ile aldığımız Hatay'ı referandum ile kaybetmemek için referandum niteliğindeki 31 Mart'taki seçimlerde tercihiniz zafer olsun ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamaya bireysel olarak tepkiler yükselse de Kırım teşkilatlarının bu konuda açıklama yapmamaları gözden kaçmadı. Günün son haberi, Dünya Ana Dili Günü'nde 6. Kırım Tatarca Dikte Etkinliği yapılacak başlıklı haber. Nefes Sivil Toplum Kuruluşu, Dünya Ana Dili Günü vesilesiyle her yıl düzenlediği Kırım Tatarca Çevrimiçi Dikte Etkinliği'nin bu yıl 6.sını düzenliyor. Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Kırım Tatarlarını bir araya getiren diktenin metninde, Rus işgal yönetimi tarafından düzmece dava çerçevesinde mahkum edilen Avdet gazetesi muhabiri Kırım Tatar aktivist siyasi tutsak Hasan Ahmedov'un hapisten yazdığı mektup kullanılacak. Nefes Sivil Toplum Kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, Dünya Ana Dili Günü vesilesiyle 21 Şubat 2024 tarihinde 6. Kırım Tatarca Çevrim İçi Dikte Etkinliği'nin düzenleneceği duyuruldu. Açıklamada, Dikte, Nefes'in YouTube ve Facebook kanallarında 21 Şubat saat 19'da Kırım saatiyle okunacak ifadeleri kullanılarak dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Kırım Tatarlarına Dikte etkinliğine katılma çağrısı yapıldı. Dikte'nin metni olarak işgalci Rusya yönetimi tarafından düzmece dava çerçevesinde 15 yıl hapis cezasına mahkum edilen Avdet gazetesi muhabiri Kırım Tatar aktivist Hasan Ahmedov'un hapisten yazdığı mektubun kullanılacağı ifade edildi. Etkinlik bittikten sonra katılımcıların bir gün içerisinde Nefes Sivil Toplum Kuruluşları'nın e-mail adresine yazılan diktenin resmini göndermesi ve kendi iletişim bilgilerini bildirmesi gerekiyor. Ayrıca dikteyi hatasız yazan katılımcılara teşvik ödüllerinin verileceği belirtildi. Diktenin Latince veya Kiril alfabesiyle okunaklı bir şekilde elle yazılması gerektiği kaydedildi. Kırım Haber Ajansı kaynaklı haberleri sun. Ben Aruvaysa. Sağlıkla kalınız.